Bu videoda Xiaomi'lerin kullanımında benim yeni keşfettiğim iki tane kolaylıktan bahsedeceğim. Xiaomi'lerimizi açtık. El Mektebetü Xiaomi'le adlı programı açtık. Bu programın nasıl kurulacağı ile ilgili videoyu yapmıştım. Onlara bakabilirsiniz. Ben burada sadece arama yaparken benim yeni fark ettiğim iki tane kolaylıktan bahsedeceğim. Arama yapmak için bahse tıklıyoruz. Tıkladık buraya. Burada karşımıza ne çıkıyor? Ortada kitap kategorileri yani kitap gruplarına dair liste var. Sol tarafta da hangi grubu seçersek o grubun kitaplarının gösterildiği bölüm var. En sağda burada arama yapacağımız kelimeyi yazacağımız yer var. Şimdi ben genellikle İki tane sözü kullanıyorum. Kamusül Muhaddis bu Arapçadan İngilizce, bir de Mu'cemül Lugatil Arabiyetil Muasira bu da Arapçadan Arapçaya. Maalesef Arapçadan Türkçe ya da Türkçeden Arapçaya burada sözlük yok yani ben bilmiyorum varsa da. Onun için ikisini kullanıyorum. İkisi işimi görüyor hemen hemen büyük oranda. Daha önceden diyelim ki ben bir fiili ne yapıyordum? Fiili mazisini yazıyordum. Neden mazisini yazıyordum? Çünkü Arapçada kelimelerin kökü yazılır. O da fiil mazisidir. Sülasi olarak üçlüsü yazılır ve ondan türetilen kelimeler de onun altına yazılırdı. Dolayısıyla diyelim ki ben yazıyorum mesela ketebeyi yazdım. Ketebeyi yazınca karşıma tonlarca ketebe çıkıyor. Bir sürü. Mesela Kamusül Muhaddis'te 111 tane ketebe çıktı. Ketebeyi tabii hepimiz biliyoruz da misal olarak veriyorum yani. Şimdi hangi birine bakacağım ben? Yani burada gerçekten ben istiyorum ki bir an önce kısa sürede aradığım anlamı bulayım. Böylece bir sürü ketebe var. Mesela Arapçadan Arapçaya sözlüğe bakıyoruz. Orada ketebenin geçtiği her yeri gösteriyor. Burada mesela mukaddimedeki ketebeyi de gösteriyor. Nerede ketebe görülürse gösteriyor. Şimdi benim bu ne yapıyor? Benim vaktimi alıyor. Halbuki ben kısa sürede kelimeyi bulmak istiyorum. Bunun yolunu şöyle fark ettim ben. Tabi bu da kısmi olarak çözüyor. Fiil muzarisini yazıyorum artık ben fiillerin yani. Fiil muzarilerini. Mesela yektubu. Yazdım yektubuyu. Ne yaptı bak? 111'den 51'e düşürdü. Çok güzel, harika. Mesela Kamusül Muhaddis'ten kaf var burada. Kaf da katibin men yektubu diyor. Hemen Mucemül Lugatil Arabiyyetil Muasira'da kâfı buluyorum. Ketebe. Ketebe yektubu. Yani muzarisini yazdığımız zaman ne yapıyor? Daha az şey gösteriyor bize. Niçin? Çünkü muzari bir fiilin muzarisini daha az yazılıyor. Mazisi daha çok yazılıyor. Dolayısıyla daha az yazılanı aradığımız zaman ne yapıyoruz? Aradığımıza daha kısa sürede ulaşabiliyoruz. Bu bir. Bu ketebe yazık. Mesela rubailerde, bu dediğim rubailerde, humasilerde ve sülalelerde de çok güzel çözüm yani. Mesela şimdi istiamele diyelim. Kaç sonuç çıkıyor? 42 tane buldu şimdi. Mazi yazdık. Aynı fiilin muzarisini yazalım. Yestamilu. Yestamilu'yu de çok gösterdi. Ama neden çok gösterdi? Çünkü kalıp şey var yani mesela men yestamil diyor. Kalıp ifadeler var galiba ondan dolayı yestamilu. İstameleyi bir daha yazalım. İstamele dedik. Evet. Burada ilginç bir durum oldu. Şöyle yapalım biz. Sadece Arapçadan Arapçaya arayalım. Yestamilu. Yestamilü dedik. Arapçadan Arapçayı aradık. Yine çok gösteriyor. Meçhulleri de var. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Burada şunu devreye sokuyoruz. Mastarı devreye sokuyoruz. Mesela istameleyi arayacaksanız, yestamilüyü arayacaksanız onun mastarını yazacağız. Mastarını yazdığımız zaman bakın istema len. Len diye yazın bakın. Len. Yani oraya elifi de koyun. Arıyoruz. Gördünüz mü? Üç tane kelime gösterdi ve biri de bizim aradığımız istamele. Çok güzel. Mastarı da arayacağız. Mastarı da. Yani bir fiilin bu programda yani bu programda kısa sürede bir fiili bulmak için mastarını yazacağız.
4 tane sonuç gösterdi. 4'ten 4'üncüsü benim aradım. Hemen ne yaptı? Buldu. Mesela İstamele yazdık. İstamele çok meşhur bir fiil olduğu için çok gösteriyor. Ama diyelim ki daha az kullanılan bir fiil olsa hemen onlar belki bir tane sonuç gösterecek. Örnek verelim mesela. Diyelim ki yetamru dedik mesela. İki tane gösterdi bakın. Yetamru iki tane. Teamere yetamru tam da bizim aradığımız zaten. Ondan sonra teemmere yetemmeru gösterdi. Fiil muzaharisini yazdım bakın. Fiil muzaharisini yazdım. Mesela burada mastar var. Mastarını yazalım. Teamuran diye yazalım. Bir tane bulacak. Yok yine iki tane buldu. Çünkü şurada da teemmuran var. Teemmuran. Evet mastarı yazdık. Dolayısıyla rubailerde, humasilerde ve südasilerde fiilin mutlaka mastarıyla arayın bu programda. Mastarıyla arayın. Daha kısa sürede bulursunuz. Mesela kitabeten yazalım. Ne olacak bakalım? Kitabeten diyelim. Tabii fiil meşhur olduğu için çok çıktı. 54 tane çıktı kitabeten yazınca. Yani kelime meşhur yani. Ketebe çok meşhur bir fiil olduğu için çok fazla çıktı. Bu şekilde yani netice olarak burada yapmamız gereken nedir? Fiilin mastarını yazmak. Öncelikle mastarıyla arayalım. Muzariyle de aramak ikinci bir alternatif. Son olarak bir kolaylık daha söyleyeyim. Şimdi şurada düzenleme yapılabiliyor. Bu düzenlemeyi nereden yapıyoruz? Şuradan yapıyoruz. Yani gurfetü tehakkum kontrol panelinden yapıyoruz. Yani burada ne yapabiliyoruz? El garip el meacim diyor. Burada mesela ben iki tane sözlük buraya koydum. Yani bir sürü sözlük var aslında burada. Bunlar var mesela hepsi. Ama hepsinden aramak istemiyorum. Sadece iki sözlükten arıyorum. Yani buradan sözlük çıkarabilirsiniz, kitap çıkarabilirsiniz. Bakın burada ne diyor? Şuradan Hazif el kütübül muhaddede belli bir kitabı silebilirsiniz. Buraya izafe kitap farih cedid yeni kitap ekleyebilirsiniz. Demc el kütübül muhaddede fi kitabin vahidin bir kitabı da bunu hiç denemediğim için bir şey demeyeyim. Yani bu gurfetü tehakkumda bölümler üzerinde oynama yapabilirsiniz. Şöyle. Mesela buraya en başı ben bunu nasıl aldım? Yani buraya en başı aslında normalde kurulduğu zaman program buraya en başa bu gelmez. Şurada bakın. Şu var ya. Bunu yapayım bakın. Aşağı indi. Aşağı indi. Şimdi bakalım arama yerine. Bakın bu artık üste girdi. Bu aşağı indi. Yani burada oynama yapabiliyoruz. Tekrar gurfetü tehakkuma gelelim. Bunu tekrar ne yapabildik? Yukarı çıkardık. Mesela siz eğer diyelim ki fıkıhçıysanız ne yaparsınız? Fıkıh kitaplarını en başa alabilirsiniz. Hadisçiyseniz hadis kitaplarını en başa alabilirsiniz. Tefsirciyseniz tefsir kitaplarını en başa alabilirsiniz. Akaidçiyseniz, kelamcıysanız kelam kitaplarını en başa alabilirsiniz. Ve bu kitaplar arasında en çok kullandıklarınıza dair ne yapabilirsiniz? Bölüm açabilirsiniz. Bu bir. İkincisi şunu göstermek istiyorum. Burada bunları topluca seçebiliyoruz ikisini birden. Bir de sadece birini kullanabiliyoruz. Yani mesela sadece şu anda ne yapar? Arapçadan Arapçaya da arar. Kamusül muhaddis İngilizce Arapçada aramaz yani. Bunu kaldırdığımız zaman. Sadece burada ararsak. Diyelim ki mesela istiglalen diyelim. İstiglalen. Sadece Arapçadan Arapçaya arıyoruz. Benim tahminim tek sonuç gösterecek. Evet. Tek sonuç gösterdi. İstegalle, istegillü, istiglalen. Mastarı yazdığımızda tek sonuç. Direkt ona gidiyor. Bunda muzari yazalım bakalım ne olacak. İstegillü diyelim. Bu sefer çoğaldı bakın. 7 sonuç çıktı. İstegillü. Peki istegalle yazarsak istegalle sadece istegalle yazdık. Bir sürü sonuç. 9 sonuç çıktı. Evet, yani ne yapıyoruz? Mastar yazıyoruz. Evet, bu videoda anlatmak istediğim buydu.